Nedir'den herkese merhaba. Bu bölümde sizlere kariyerlerinde başarılı olmuş fakat Fenerbahçe'de kötü performans sergileyen, amiyane tabirle bidondan öteye gidemeyen transferleri ele alacağız. İşte top 10. 10 numara. Mergim Berisha. 2020-2021 sezonunda tam Papississe, Samat'ta, Kemal Ademi, Mametiyam ve Ener Valencia'yı transfer eden Ali Koç, bunca harcamaya rağmen takımın gol sorununa çare bulamadı. 2021-2022 sezonunda Salzburg formasıyla 22 gol 14 asist yapan Mergim Berisha'ya 5 milyon euro verildi. 3 yıllık anlaşmaya imza atılırken sözleşme detaylarıyla ilgili bilgilendirme yapılmadı. Bu transferle alakalı ilginç iddialar da ortaya atıldı. İddialara göre Berisha'nın menajerlik şirketi Rogo'nun Fenerbahçe'nin Max Meyer'i de kadrosuna katması yönünde telkinlerde bulunmuştu. Fenerbahçe'de 32 maça çıkıp 8 gollük performans ortaya koyan Berisha beklentileri karşılayamadı ve Augsburg'a kiralandı. Şu an için Berisha'nın attığı her golün tanesine 625 bin euro ödemiş oldu Fenerbahçe. 9 numara Max Kruse. 31 yaşındaki Kruse 2019-2020 sezonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe saflarına katıldı. Skor yetisi sebebiyle takımın en önemli parçası olacaktı. Pandemiye kadar üstün bir performans sergileyerek 23 maçta 7 gol, 8 asiste imza attı. Özel yaşantısı sebebiyle eleştirilere maruz kalıyordu. Özellikle de kumar illeti Kruse'nin vazgeçilmeziydi. Nargile de cabası. Ne olduysa pandemiden sonra oldu. Covid-19'u bahane ederek takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bu duruma hiddetle karşı çıkıyordu. Hatta başkanın katıldığı bir TV programında Max Kruse hayatının pokerini oynadı, riski severim demiş. Ona pahalıya mal olacak demişti. Olay hukuki boyuta taşındıktan sonra Ali Koç'un restine rest çeken Max Kruse Fenerbahçe'den 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazandı. Alman futbolcu kumarda da kazanıyordu, hukukta da. Ali Koç döneminin en iz bırakan transferi oynadığı kumarla Max Kruse oldu. 8 numara Daniel Guiza. Zico'yu yok yere gönderen Aziz Yıldırım, gözünü karartıp İspanya'yı Avrupa şampiyonu yapan Luis Aragonez'le anlaştı. Aragonez, yanında Real Mallorca'da La Liga gol kralı olan Daniel Guiza'yı büyük ümitlerle getirdi. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek için vergiler dahil 17.4 milyon euro ödedi. Yıllığı 4 milyon eurodan 3 yıllık mukavele önermişti. Toplam 29.4 milyon euroluk bir operasyondan bahsediyoruz. Tabii ki beklenti çok yüksekti. Maalesef Guiza attığından çok kaçırdığı gollerle şöhret kazandı. Kağıt üzerinde çok iyi olan transfer maalesef sonuç vermedi. Guiza Fenerbahçe kariyerindeki ilk sezonunda 16 gol, ikinci senesinde 18 gol kaydetti. Son sene kontratını tamamlamadan bedelsiz olarak Getafe'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe kariyerinde 35 gol attı Guiza. Attığı her gole 840 bin euro gibi fahiş bir para ödendi. 17.4 milyon euro bonservis ödendi. Yıllık maliyeti 9.8 milyon euroyu buldu. Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en pahalı transferi oldu böylece. İspanyol golcünün en unutulmaz anı ise kaçırdığı gol sonrası direğe sarıldığı andı. 7 numara Henry Bienvin. 23 yaşında Young Boys'dan potansiyeline güvenilerek transfer edildi. 4 milyon euroya Fenerbahçeliydi artık. Fenerbahçe bu transferden çok şey bekliyordu. Bienvin'i golleri atacak, Avrupa'ya transfer yapacaktı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Bienvin'i performansıyla sınıfta kaldı. Büyük umutlarla getirildi. Alper Potuk transferine eşantiyon olarak Eskişehir Spor'a gönderildi. 2 sezon giydiği Fenerbahçe forması altında 12 gol kaydetti. Attığı her golün değeri 353 bin euroya mal oldu. 6 numara Ali Samatta. Ali Koç'un transferde gözü kararttığı bir sezondu. Golcü problemi kökten çözülsün diye Papississe, Kemal Ademi, Mametiyam ve Valencia transfer ediliyordu. Samatta da bu furyanın içinde takıma dahil oldu. 28 yaşında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. O dönem medyada Süper Lig'e üst sınıf bir golcü geldiği ve 6 milyon euroyu Fenerbahçe'nin fazlasıyla çıkaracağı yazılıyordu. Ancak Samat da kiralık döneminde de 33 maçta 6 gol atınca işin rengi değişti. Bir de üzerine zorunlu satın alma opsiyonu devreye girince Fenerbahçe'nin kasasından Tanzanyalı forvet için 6 milyon euro çıktı. Yılda kazandığı 2.7 milyon euro da kötü bilançonun tuzu biberiydi.
Samatta'nın yıllık maliyeti Fenerbahçe'ye 4.2 milyon euroya geldi. Bir sezon oynadığı için attığı her gol başına sarı lacivertlilerin kasasından 2.8 milyon euro çıktı. Samatta'nın Fenerbahçe klasında bir golcü olmadığı maalesef transferde imzalar atıldıktan sonra anlaşıldı. 5 numara Alper Potuk. O dönemki TFF 6+0+4 yabancı kuralını getirdi. Bu da demekti ki Süper Lig takımlarının yerli oyunculara ihtiyacı vardı. Bu sebeple bazı oyuncuların piyasası çok yükseldi. Fenerbahçe ile Galatasaray Alper Potuk için büyük rekabete girdiler. Sarı Kırmızılılar Alper Potuk'la imzaladığını sanıp kamuoyu aydınlatma platformuna bildirim bile yapmıştı ki Fenerbahçe her zamanki gibi fiyat artırarak Alper Potuk'u transfer eden taraf oldu. Bu transfer için 6.25 milyon euro Eskişehir Spor'a ödendi. Oyuncuyla da 1.5 milyon eurodan 5 yıllık anlaşma sağlandı. Üstüne yetmedi, Orhan Şan ve Henry Bienvenu'yu da verdi Eskişehir Spor'a. Alper Fenerbahçe'de ne yaptı? Genellikle aşk hayatıyla gündem oldu. Kız arkadaşı Tuana Türkay ile olan aşk kavgaları attığı gollerden daha fazla manşetlere taşındı. Yıllık maliyeti 2.75 milyon euro olan Alper Potuk'un attığı her gol ise Fenerbahçe'ye 808 bin euroya patladı. 7 yılda 214 maça çıkarken 17 gol 28 asist kaydetti. Yılda ortalama 2.4 gol atarken 4'te asist ortalaması tutturdu. 4 numara Mehmet Topuz. Beşiktaş'ın siyah beyazı formayı giydirdiği Mehmet Topuz'u Aziz Yıldırım son saniye transfer sihirbazlığı yaparak 9 milyon euroya transfer etmeyi başardı. Mehmet Topuz'un Beşiktaş yerine Fenerbahçe'yi seçmesinin ödülü de seneliği 2.5 milyon eurodan toplam 10 milyon euroluk 4 yıllık sözleşme oldu. Ancak 19 milyon euroluk faturanın altında ezilen Mehmet Topuz hiçbir zaman beklenen performansı sergileyemedi. O kadar büyük hayal kırıklığıydı ki Mehmet Topuz'u Fenerbahçe'den sonra alan hiçbir takım olmadı ve futbolu bırakmak zorunda kaldı. 3 numara Van Persie. 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal'la şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Aziz Yıldırım'a bir pansuman transferi gerekiyordu. O dönem Manchester United'ın gözden çıkardığı yıldız golcü Robin Van Persie'ye sarıldı. Premier Lig'in en iyi golcüleri arasında gösterilen Hollandalı oyuncuya 6.5 milyon euro bonservis, 3 yıl içinde 15 milyon euro mukavele teklif edildi. Toplam 21.5 milyon euroluk operasyonla Van Persie Fenerbahçe formasını giydi. İsim büyük, maliyet büyük olunca haliyle beklentiler de büyük oldu. Van Persie sezona ilk 11'de başladı ancak zamanla Vitor Pereira ile arasında egosal sorunlar ortaya çıktı. Pereira uçan Hollandalı yerine Fernandão'yu oynatmaya başlayınca takımın içinde büyük karışıklıklara sebebiyet verdi. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti, Aziz Yıldırım Van Persie'nin acısını Pereira'dan çıkarıp görevine son verdi. Ama sonrasında uçan Hollandalı'nın şansı bir türlü yaver gitmedi. Sakatlıklar ve formsuzluklar. 2018 Ocak ayında Feyenoord'a gidene kadar Fenerbahçe'ye hep sorun yarattı. Finalde Fenerbahçe Van Persie'ye yıllık ortalama 7 milyon euro ödedi. Yıldız futbolcunun attığı her gol Fenerbahçe'ye 600 bin euroya mal oldu. 2 numara Süleyman Olare. Transfer sihirbazı olarak bilinen Aziz Yıldırım'ın gençlik hatalarından biriydi. Aziz Başkan'ın ikinci senesinde teknik direktör Rıdvan Dilmen'in özel isteğiyle Genk'ten 6.5 milyon marka transfer edildi. Olare Genk'te 103 maçta 57 gol atmış bir gol makinesiydi adeta. Ama Fenerbahçe'de bidondan öteye gidemedi. Ligde oynadığı Gaziantep maçını yarıda bırakınca tendonunda kronik sakatlık olduğu ancak anlaşılabilir. Şanssız olduğu kadar şaşkın da bir oyuncuydu Gineli golcü. Örneğin 3-1 biten Altay maçından sonra Fenerbahçe yerine Altay otobüsüne bindi. Olare İstanbulspor maçının ardından da televizyon röportajını uzun tutunca takım otobüsünü kaçırdı. Taksiyle Dereazı tesislerine zor yetişebildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 11 maç oynadı, 5 gol, 1 asist kaydetti. Aziz Yıldırım'ın en başarısız transferlerinden biri olarak tarihe geçti. 1 numara Milos Krasić. CSKA Moskova'dan Juventus'a 15 milyon euroya transfer olurken geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. Serie A'nın sert futboluna uyum sağlayamayınca Aziz Yıldırım fırsat bu fırsat diyerek 7 milyon euro bonservis ödeyerek Fenerbahçe'ye transfer etti. 28 yaşındaki yıldıza da 4 seneliğine toplam 7 milyon euro ödedi.
Transfer bombası olacak derken kulüp için adeta canlı bomba oldu Krasić. Bedavaya Lechia Gdańsk takımına gönderilene kadar Fenerbahçe formasını 3 sene içinde sadece 27 defa giyebildi. Kas sakatlıklarının yanı sıra kaval kemiği de kırıldı. Takıma katkısı 1 gol, 2 asistle sınırlı kaldı. Attığı tek golün Fenerbahçe'ye maliyeti 14 milyon euro oldu. 116 senelik Fenerbahçe tarihinin uzak ara en büyük hayal kırıklığıydı. Kariyerlerinde başarılı ancak Fenerbahçe'de başarısız olan futbolcuları sizlere aktardık. Nedir'den bu haftalık bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.